Yakaken TV izleyicileri. Hayri Kara ve Murat Taha Tok adlı arkadaşlarımızın hobi olarak başladıkları arıcılık faaliyetlerinde kat ettikleri epeyce bir ilerlemeyi görüntülemeye, onlarla sohbet etmeye, yerinde görmeye geldik. Onlarla birlikte bugün buraya sağım yapmaya, yani bal asatı yapmaya geldik. Araçlarımızla kırsalda arı kolonisinin bulunduğu yere sabah erken saatlerde geldik. Maske diye tabir edilen özel kıyafet ve eldivenlerimizi ve malzemelerimizi alarak hazırlanmaya başladık. Üçüncü ve bu senenin son hasatını yapacağımızdan kutularımızı, poşetlerimizi hazırlamaya başladık. Bu arada meraklı köylülerden yanımıza gelenler olmuş. Ve onlarla merhabalaşıyoruz. Ve artık arıların yanına çıkma zamanı geldi. Arılar bize biraz kızgın görünüyor. Biz her ne kadar arı sokmalarına karşı özel giysilerle önlem alsak da körük hazırlamaya geçiyoruz. Duman, yani körükle duman vermek arıları sakinleştirmeye yarıyor. Bu arada hava gittikçe ısınıyor. Bu zor bir gün olacağı anlamına gelmekte bizler için. Portakal kabuğu atıyorsunuz. Neden? Portakal kabuğu atıyorum çünkü arının üstüne duman yaptığımızda herhangi bir kimyasal gitsin istemiyoruz. Ayrıca kovana portakal kokusu veriyor ve vara mücadelesinde de doğal bir yöntem oluyor. Şimdi sırada ne var? Ne yapacağız şimdi? Körüklerimizi yaktık, portakal kabuklarını attık. Kovana bakacağız abi. Ben bir ilk şuna bakacağım, merak ettim. Sırsız verdiydim, tırlamış mı? Bu şey yaptığımız kovanda Hayri. Anasını kaybedenin balını almıştı. Buna koymuştu. Aynen öyle. Bakalım ne yapmış. Hayri. Hayri ve Murat kovanları açarak hasat yapmaya geçiyorlar. Bir yandan da kovanları kontrol etmeyi ihmal etmiyorlar. Artık tüm etrafımızı kızgın arılar sarmış durumda. Yüzlerce iğne bize batmaya çalışıyor. Tabii onlar alışık, ancak ben hafiften korkuyorum. Arılar tabiatın dengesini sağlayan son derece faydalı böcekler. Tabii kıymetli ürünü olan bal ise neredeyse paha biçilmez bir ilaç gibi kıymetli. O yüzden buna bal atmaya başlamış. O yemeye başlamış, bu bal atmaya başlamış. Hayır olsun. Aşağıdan yukarı çıkıyor. Bir şey yok. Tamam. Tamam. Murat Taha ile arada yaptığımız söyleşide arıcılığın zor bir uğraş olduğunu, kendisi için artık bir hobi olmaktan öteye geçtiğini söylüyor. Arının kendisine verilen emeğin tam karşılığını verdiğini de vurguluyor. Öğrendikçe sevilen, bilimsel araştırmalarla desteklenen şimdiki modern arıcılığın herkesin bir uğraşı olabileceğini söyleyerek tamamlıyor. Bir tane.
koyacağız arı yalasın diye. Hayri bizlere, evet buralar oldukça bakir, neredeyse yolu dahi yok. Yani organik bal üretimi için en uygun yer olduğunu bildiriyor. Burayı asıl tercih etme sebeplerinin tam da bu olduğundan bahsediyor. Arılar kraliçe arının önderliğinde koloni halinde yaşayan böceklerdir. Kraliçe arı koloninin devamını ve büyüyüp gelişmesini sağlayan etkin bir elemandır. Ancak 4 yıl gibi bir sürede etkinliğini kaybeden kraliçe arının kolonisi yeni bir kraliçe arı yetiştirerek oğul vermek suretiyle koloni devamı için kovanı terk eder. Arıcılar buna oğul der. Arıcılar oğulu bir ağaçta veya çalıda yakalayıp yeni bir kovana yerleştirir. Ancak modern arıcılıkta oğul verilmesi pek istenmez. Arıcılar bu ihtiyacı kendi elleriyle karşılayıp sürüyü büyütmeyi hedeflerler. Hayri Kara ve Murat Taha Tok. Hayri Kara'nın gerçek mesleği otel işletmeciliği. Murat Taha Tok ise bir ilkokul sınıf öğretmeni. Arıcılığa gönül vermiş bu iki arkadaşımızla koyu bir sohbete dalıyoruz evlerinin önünde. Kendilerine çeşitli sorular sorarak görüşlerini almak istiyoruz. Hayri Bey, arıcılık yapmaya ne zaman karar verdiniz? Arıcılık yapmaya bundan 2 yıl önce karar vermiştim. İşte bir gün artık dedik hani Taha Hocam'la konuşurken çocuklarımızın kendi balını kendimiz üretelim istedik. Çalışmalarımızda kar amacı güdüyor musunuz? Çalışmalarımızda kar amacı gütmüyoruz. Zaten bunu bu ticari kazanç elde etmek için yapmadık. Hobi amaçlı başladık. Fakat kovan sayımız artınca ister istemez maliyetler de arttı. Ürün de artınca tabii kendi ihtiyacımızdan kalan fazla ürünü satmaya karar verdik. Onunla da diğer hobimizin masraflarını gidermeye çalışıyoruz. Taha Bey, aracılık yapmaya nasıl karar verdiniz? Aracılık yapmaya Hayri Bey'in sayesinde karar verdim. Hayri Bey'in daha önceden bir iki kovanı vardı. Kendisi uğraşıyordu. İşte çocuklarımıza doğal bal yedirelim. Gel sen de bir tane al falan derken. Peki sizin üretiminizdeki balın diğer ballardan ayıran bir farklılığınız, bir özelliğiniz sizce farklı olduğunuz bir nokta var mı? Özellikle Yakkent'in yüksek bir yaylasında bizim arılarımız. Buradaki kestanesi az miktarda, çok fazla kestane yok ama bol miktarda ıslamur, meşe, gürgen gibi hani ağaçlardan alınan salgı balı var. Zaten sitede de resimlerde de gözüküyor. Bol bol yüzlerce çeşit çiçeğimiz var. Çok geniş bir flora. Bu yüzden de çok güzel, çok kaliteli, çok tadı güzel olan, yemesi hoş olan bir bal üretiyoruz. Bu yüzden diğer bölgelere göre çok hoş bir balımız olduğunu söyleyebilirim.
Hayri Bey, Gümenez Bal olarak bir markalaşma çalışmanız var. Peki bu Gümenez Bal nasıl doğdu? Balımıza bir isim koymak istedik. Yakı kentin eski adı Gümenez'de buna uygundu. Sağ hocamla birlikte Gümenez Bal olsun dedik. Ve Gümenez Bal olarak balımızın adını koyduk. İlerleyen zamanlarda kalitede ve üründe bir standart yakalarsak patent hakkını alıp belki ileride bu işi büyütürüz diye düşünüyoruz. Sizlerle birlikte arılarınızın bulunduğu bölgeye gittik. Orada çekim yaptık. Arılarınızı gözlemledik. Sizlerle birlikte sağım yaptık. Peki son olarak arıcılık hakkında bizlere neler söyleyebilirsiniz? Arıcılık zor gibi gözükse de zevkli bir meslek. Doğayla iç içe olmak güzel. İnsanlara faydalı bir ürün üretmek güzel. Arılar insanı kendine bağlıyor. Yani orada arıların olduğunu bilmek bize bir sorumluluk yüklüyor, bana bir sorumluluk yüklüyor. Bir de mutluluk yüklüyor. Arıcılık emek istiyor. Emeği verip de karşılığında görmek, o açtığınız zaman sarı sarı balları görmek, o arıların vızıltısı insana büyük bir zevk veriyor. Bir mutluluk veriyor. Değerli Yakakan TV izleyicileri, sizlerle bir programın sonuna daha geldik. Hayri Kara ve Murat Taha Tok adlı arkadaşlarımızın yapmış oldukları aracılık faaliyetlerini görüntüledik. Aracılığın ne kadar zor ya da ne kadar kolay ya da ne kadar zor görünse de kolay bir meslek olduğunu izlemeye çalıştık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bizlere bir hediyesi oldu. Efendim biz de bu onların kendi ürünü olan balı afiyetle yiyeceğiz, tadına bakacağız. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben program yapım ve sunucunuz Murat Demir. Sağlıkla kalın, esenle kalın. Efendim en iyi dilekler sizlerle olsun. Hoşça kalın.